Ya bir şey var. Hoş geldin damat. Biz de tam senden bahsediyorduk ha. Mutlu haber tez yayıldı demek Şevkat. Ben de tam bu konuyla alakalı sana bir şeyler söylemek için geldim kardeşim. Şey diyeceğim, koca yürekli Şevkat. Benim nikah şahidim olur musun be? Olurum tabii. Niye olmayacakmışsın? Ya ben her türlü mutluluğa şahit olurum seve seve. De kafama takılan küçük bir ayrıntı var. Yok, hiçbir şey takılmasın kafana. Sen sadece birbirini çok seven iki sevdalığa şahit ol. Olur mu Şevkat? Sonuç odaklı düşünelim. Önemli olan bir filmin mutlu sonla bitmesidir değil mi? Vallahi o filmin türüyle alakalı değişkenlik gösterebilir. Misal yalan dolan üzerine kurulu bir filmse o yalan dolan elbet bir yerde patlar ve o film mutlu sonla bitmez. Peki sonra ne olur? Ne olur? Korkunç, trajik bir final, ardından bir katarsis ve sonra iğrenç bir başlangıç. Sen onu bunu bırak koçum. Şu Erkan meselesini çözdün mü onu söyle bana. Erkan olayını tam olarak çözebilmiş değilim. Gerçi ben tezeneyi de çözemedim. Hala çözmeyi deniyorum da. Neyse ben direkt konuya gireyim kardeşim. İsmail olarak evleneceğim ama düğünü Erkan olarak yapacağım. Başka yol yok. La oğlum böyle yalan dolan işlere girişeceğine delikanlı gibi git kızı kaçır daha iyi la. Ya İsmail olarak delikanlı gibi evleniyorum zaten Şevkat ya. Ya düğünden sonra da Bozkır Baba'la Gülperi Hanım'a delikanlı gibi açıklayacağım bu nalet sırrı. Ya beni bu şekilde damat olarak kabul edersiniz ya da kızınızı alır kaçırırım giderim diyeceğim. La oğlum bunu en başta niye söylemiyorsun? Niye araya böyle yalan dolan düğünler sıkıştırıyorsun la? Tamam la Şevkat. Tamam. Nikahtan hemen sonra açıklayacağım. Ya adam gibi delikanlı gibi düğün yaparız ya da kaçarız gideriz la. Vallahi bakarız. Düşünmem lazım. Neyi düşüneceksin ya? Söyleyeceğim diyor işte nikahtan sonra çocuğum. İyi pek. Senin güzel hatırın için tamam diyelim. Sonuçta nikahta keramet vardır değil mi? Büyüksün Şevkat. Yer elini öpüyorum. Defol git hadi. Hadi.